Herkese merhabalar. Evet, yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bu bölümde tarım ve elektrikle alakalı işler yapacağız. Hemen şuradan üretmiş olduğumuz metalleri alalım. Hızlı bir şekilde. Ben şöyle gelelim. Dedik ya, buna ev yapacağız diye. Ben şuradan elektrotumuz da var, şunları da var. Şunları açalım. Bunu yapmıştık sanırım. Bir saniye. Kendinizi alacağım. Hemen bir tane Pioma'ya gideceğiz en başta. Onu da baştan söyleyeyim size. Öncülüğümüz Pioma. Ondan lazım. Bu hayvanın içinde çok bir şey yok. Kartalımız level atlamıştır. Birazcık. Bayağı. O yanlış şeye bastım. Ağırlık. Hareketi zabandı. Güzel. Evet, bu buradaymış. Güzel. Olmadı, bu evin içine yaparız. Çok önemli değil. Diğer malzemeleri taşırız. Problem değil yani. Sonra buraya bakalım. Burada bir şey yok. Buraya bakalım. Yok. Buraya belki birkaç bir şey atmış olabiliriz. Burada bak, çelik metal var. Ne lazımdı bize? Bunu almaya gelmiştik biz. Bulduk, aldık, tamam. Hemen evin içerisinde göstereceğim arkadaşlar. Köşeye. Böyle şunu tutturduk. Tamam, bunu buraya koyduk. Hemen şuradan neydi? Burada alabileceğim bir şey yok. Geri koyabileceğim. Şuraya gidelim be. Tabii. İçe girdi lan. Dur. Çıkamam muhtemelen. Bir tane rampa yapalım. Uğraşmayalım. Uğraşmamak için. Ya seni koyacağım. Rampaya tüküreyim ben. Buradan böyle çıkarız, tamam. Uğraşmayalım diye yaptım. Zaten işimiz de buradaydı. Hemen gelelim şuraya. Atalım bunu da. Red. Bir. Bir tane daha lazım. Tamam. Alalım. Hemen şuradan bir lamba yapalım. Lamba desek çıkıyor mu? Tek yönlü, çok yönlü. Çok yönlü yapmak daha mantıklıydı sanırım. Umarım geçenki gibi oyundan atmaz beni. Çok yönlü kristal istiyor. Kristalimiz var mı? Birazcık olması lazım. Burada var biraz. Tamam, yeter herhalde. Hangisi daha iyiydi ya? Mesela bakacağız şimdi, bir saniye. İkisi de olsun bir. Elektrik sisteminin nasıl çalışacağını anlatacağım arkadaşlar. O yüzden yaptım bunu. Zaten ağaç vardır bunda diye tahmin ediyorum. Yok. Ağırlık al. Kaç levelsin sen? 88 levelsin. Bu. Hadi be. Orada kalsın. Neyim olur orada? Çok odun aldık ya. Ha? Ben birazcık et alalım. O teyim olsun arkadaşlar. Bana burada bir zarar yok. Takılsın burada kafasına.
Niye evcilleştirdim? Level yüksek diye. Yoksa normalde evcilleştirmeyecektim. Bunu da söyleyeyim. Bunu da dur, çok pardon. Çok pardon. Hemen şuraya odun atalım. Şunu aç. Öğren. Ya öğren. Tamam. Birazcık gürültülü oluyor ama arkadaşlar. Hemen elektrik sistemini gösterip ondan sonra bir tane piyomayı en sonda eğitebiliriz. Hemen buradan elektrik kablosunu alıyoruz. Buralara takıyoruz. Neredeydi? Öncelikle ilk olarak düz ya da bunu kullanabilirsiniz. Bakın. Buraya koydu. Tamam, burada. Pardon. Çok pardon. Alsak da fark etmiyormuş. Bir saniye. Mecbur böyle yapacağız. Ya şuraya bakın, üst üste böyle takabiliyorsunuz bu şekilde. Şu an burada kendisi. Hemen şuraya bir çokluğu çakalım. Acaba hangisi daha iyi? Onu deneyeceğim. Elektrik bağlandı. Açalım. Böyle ışık yapıyor etrafı. Tamam. Sonra bunu koyup tekrar geri alırız. Bir dakika. Sanki çoklu mu daha iyi, bu mu daha iyi? Şu an fikrim yok. Yükseltebiliyormuşuz bunları bu arada. Şey olacak ya. Arkadaşlar elektrik sistemi de bu şekilde gördüğünüz gibi hava karardığı zaman şu an havanın kararmasına ne kadar var? 20-10. Biraz sonra hava kararacak. Hava karardığı zaman onu size daha detaylı göstereceğim. Ve hemen buradan boruları öğrenelim. Boru diyelim şuradan. Ben şunları hızlıca öğrenelim. Hepsini öğren hatta. Ben şunları. Evet. O ne yapıyor orada ya? Beni kuşuma mı saldırıyor? Gel buraya gel. Sen niye gittin, saldırdın ki ona? Evcilleşiyor, tamam. Sen level mi atladın? Bir level atlamış. Ben hep Pitero doldurdum buraları. Neyse. Bir şey mi bana saldırdı gibi oldu? Neyse. Buna bir bakalım hemen. Boruları öğrendik arkadaşlar. Onları da yapacağız. Onları da göstereceğim ben size. Bir alalım. Belki güzel bir şey gelir. Geldi. Çok güzel şey geldi. Hemen buradan şunu atalım. Şunu da, şunu da. Tamam. Şuradan üretim kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan ilk baş ne yapıyoruz? Bu su çekme zımbırtısı. Ve bir de şöyle de bir şeyden bahsedeyim ben. Diyelim ki oyunda Sera olayı var. Ve Sera yapmak isteyelim de Sera yazalım. Yani şunları öğrenelim. Tamam, şunları öğrendik, yeter bize. Sera tavan. Şuna gerek yoktu aslında. Tamam. Bunları öğrendiğimiz iyi oldu. Hemen şuradan temel yapalım. Kaç tane yapabiliyor yani? Size şöyle söyleyeyim ben. Ya. Basalım. Ya. Dur lan, buga soktum. Hemen eve dönelim. Abi çekil. Elektriği bir yakalım bakalım. Görüntü kötü mü olacak, iyi mi olacak? Hep beraber görelim. Evet, bu şekilde ışık yapıyor arkadaşlar.
Bayağı da yüksek ve bayağı bir ışık yaptı şu an gerçekten de. Bir tane de buraya koyarsınız. Yani de böyle yaparsınız. Hani ışık açısından ve şu an gerçekten çok acayip ışık yaptı. Ciddiyim yani. Oyunu bu şekilde karanlıkta oynayabilirsiniz. Yani şuraya gelelim. Şuradan bir tane daha üretelim. Göstermek açısından. Şeyi yapmadım yani. Pardon. Değil. Bunu koyacağız buraya. Şey yapmadım. Hava aydınlıyor ama aydınlanma. Bekle, bekle. Hemen aydınlanma. Hemen aydınlanma. Bekle. Yanlış yapmışız bu arada. Neyse böyle de olur. Çok önemli değil. Hemen şuradan da koyduk mu? Böyle. Buradan voltajını da şeye çektik mi? Bu tek bir yere ışık yapıyor. Diğeri komple yapıyor. Biz aslında diğerini yapıyoruz. Bakın arkadaşlar ne kadar ışık yaptı etrafı. Süper. Bu şekilde elektrik sistemini ya da bunların hepsini tek bir tuşa da atayabilirsiniz. Tek bir tuşa bastığınızda ve de pin girdiğinizde hepsi aktif olabiliyor. İsterseniz bu bölüm sadece bundan bahsedelim. Öyle bir durum da var. Tuş takımı diye. Ya da bir sonraki bölümde gösteririm. Bu bölümde iki şey birden gösterelim. Bunu durduralım şimdi. Yani şu an hava akşam daha bayağı varmış. Hemen tuş takımı diyelim bir dakika. Tuş takımı veren abi hemen. Gidelim şuraya. Zaman yeterse hızlıca. Çimento harcı. Dur yavrum, dur. Bakın şimdi. Hemen şuraya, tamam mı? Önce şunu koyalım. Sonra buraya gelip bunu koyalım. Tamam, buraya tamam. Tamam. Ha. Tamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Pini girdiğiniz gibi direktman otomatik bir şekilde açıyor. Tekrar pini girdiğiniz zaman da buraya, tamam mı? Kapatacaktır. Gördünüz mü? Eve gelirsiniz. Hepsini tek tek açmanıza gerek yok. Buradan olmadı, dur. Bakın gördünüz mü? Bak. Activity Open pin kodunu devre dışı bırak demek. Burada aktivite diyorsunuz. 1990. Pardon, bir dakika. Çok özür dilerim. Çok yanlış yaptım. Bu şekilde. Buradan aktif ediyorsunuz. Alttan kapatıyorsunuz. Yani şuradan alttan da kapatıyorsunuz. Bu kadar basit. Tamam. Evine dört bir tarafına koyarsınız evinizin veya işte belli bir yerlere. Bu olmayacak. Bunu yıkacağız. İstediğim bu değildi benim. Şimdilik ben onlarla oyalanmayayım. Ben kendi işime bakayım. Bunu da buralar hep doldu ya. Bunu kapatmayı unutmuşuz bu arada. Çok pardon, gürültü yaptı bir dünya. Bak bunu yapmışız ama koymamışız. O şeyi benim üstümde olduğu için yanlışı da onu koydum ben. Normalde bunu üretmişim zaten. Bunu da koy buraya. Evin etrafını komple kapattığımız zaman yapar. Hatta bunu da alalım. Şurada açalım. Bir tane daha üretelim.
Tamam. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ya burada şimdi böyle bu şekilde 3 ya şu an buraya bir tane de o diğerinden yaparsınız. Direkt bunu böyle koyacaksınız. Tamam mı? Bunu da böyle koyacaksınız. Buna hemen pin kodu ayarlayacaksın. 1990. Hemen şuraya gelelim. Buna da bir dur. Koyalım. Tamam. Hemen gamma yazalım. Kendisi otomatik ayarlasın. Buraya 90. Hemen buraya geliyorsunuz. 1990 çat dediğiniz zaman her tarafı ışık oldu. Gördünüz mü? İşiniz bitti mi? Hepsine tek tek gitmenize gerek yok. Buraya geliyorsunuz. Tamam, pin kodunu kaldır diyorsun. 1, 2, bitti. Aktif et. Aktifliği kaldır. Bu kadar basit. Bunda hemfikir miyiz? Bence hemfikiriz. Videomuzun bir 20 dakikasını hemen hemen buna ayırdık. Şimdi diğer 20 dakikasını da ayıracağımız yer belli. Hemen şuradan önce bir temel yapalım. Kaç tane yapıyor? 12 tane. 12 tane değil de 4 tane yapalım. Hatta 4 değil de 6 yapalım. Kaç oldu şu an? 5 oldu. Tamam. Fazlasını kendimiz ayarlarız. Mesela ne yapabiliriz? Nereye yapalım? Şöyle şu tarafa yapalım bir dakika. Ben bundan bahsedeceğim. Selava şeyden bahsedeceğim. Şurası gibi hemen şu yok yanlış yap. Sen daha yap. Tabi atalım. Önemli değil. Onunla alakalı şeyleri gösterdim zaten. Şimdi ritim yeteneğine abone olalım. Şimdi buradan değil pardon. Orayla işimiz yok. Orası elektrik göstereceğimiz yerde. Hemen buradan yapabilmemiz için kristal ve şeye ihtiyacımız var. Aha. Şey yaptım lan bildiğin. Bani yaptım orada. Değişik. Bu kalsın. Taşlar kalsın. Şunu al. Kristali al. Ben tarcı. Aslında lazım ama taşı al. Taş oradan gerekli. Evet. Bir de burada olan kristal gerekli. Kaç tane yapabiliyorum? 3 tane yapabiliyorum. Benim için duvar önemli. 2 tane duvar yapıyor. Ne eksik abi? Kristal eksik. Ne oluyor siz? Ne yapıyorsunuz? Ne oluyorum size? 31 level olmuş. Kartala. Kartal değil de hangisiydi? Sendin. Değil mi? Sen miydin? Dolan. Hızlı olan sen miydin? Sizin içinizde hızlı olan hangisiydi ya? Ha ölmüştü. Çok pardon. Benim o hızlı olan kuşum ölmüştü değil mi? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok. Bunların da zaten ağırlıkları falan. Aa bunun ağırlığıymış ya. Dur buna binelim. Hemen bir kristal bulmalıyız ya. Mecbur. Ya da kristalden ziyade kristal değil de önce sistemi bir anlatayım ben size. Onları sonra da yaparız. Serayı bir sonraki bölümde gösterebiliriz. Büyük tarım arsası. Hemen buradan. Büyük tarım arsası için ne istiyor bizden? Bu orta boy. Bu büyük. Odun, saman, taş. Tabii hemen topluyorum. Bayağı lazım. Bundan. Şuradan kullanabilirim ya. Level verdikçe çok fazla alacak.
Saman toplayalım. Yap bakayım. İki tane. Sanırım iki tane yetecek sanırım. Ya da dört tane. Sanırım dört tane yapabilirim. Böyle yaparız. Bir böyle koyarız. Böyle koyarız. Bu şekilde. Üstünme taş var nasılsa. Hemen şu boruyu da göstereyim ben size. Buradan bakın su geliyor, görüyor musunuz? Tam hizaladım. Bunun içinde su var. Arkadaşlar. Buradan bir tane dik boru yapabilirsiniz. Hani dik yukarı çıkan mesela şunun gibi. Bunu alıp bu şekilde yapıp sonra bir tane bundan. Böyle yapabilirsiniz. Biraz taş topluyorum da. Sonra buradan şunu üreteceksiniz. Bir tane daha üretim. Hemen buradan takıyorsunuz. Buradan da bunu takıyorsunuz. Olay çözülüyor. Şu an buna sulanıyordur. Sulanıyor ama tohum yok. Tohumdan ziyade fertilizer lazım. Yani fertilizer yapabilmeniz için de hemen şuradan gübre kutusu diyorsunuz ve gübre kutusunu üretelim hemen. 15 tane yapabiliyoruz. Biz bundan bir 4 tane yapalım. Gözüm. Gözüm bir şey oldu biraz. Hemen şöyle yaptıktan sonra bunları uzak bir yere götürün. Her yere koyabilirsiniz. Şöyle koyabilirsiniz. Evinizin farklı bir bölgesine. İlla yanınızda olması şart değil. Çünkü bunun içinde gübre olacak. Hemen bunun içine 200-200 samanları bırakın. Pardon. 100 koyalım. Ona da 100 koyalım. Bizim mesela şunda bir bak dışkı var. Dışkı toplayacağız. Bende var mı? Var. Bir dışkı daha lazım. Sanırım bunda var. Ben de yaptım. Kendi dışkım da olur. Evet, hemen bunları gelip bunların içine atıyorsunuz. 1 2 3 3 tanesinden yarım saat içerisinde bir tane gübre oluşacak arkadaşlar. O size gübre yapmanıza yarıyor. Argentavis level atlamış. Da verelim. Düzgün bir şey verdi ya. Bir eğer verdi ama. Ne bu eğerin adı? Şeyin eğeri. Yunus balığının eğeri. Hemen şuradan. Onları yaptık. Bu gösterdiğim olay da anladınız. Yani piyoma. Piyoma eğitelim. Sanırım bulabiliriz diye tahmin ediyorum. Çok olan bir dinozor. Tarafta. Başka zaman arasak, aramasak hemen önümüze çıkar. Şimdi arıyoruz. Diyor ama muhtemelen bulamayacağız. Diyor düşünüyorum şu an. Böyle biraz yukarılara çıkalım. Belki şuralarda falan vardı. Nasılsa boş kozamız var. Alırız diye tahmin ediyorum. Şu an ayağım kaşınıyor çok kötü. Böyle ayakkabıda kalınca. Bekler. Bunlar çok tehlikeli ya. Bayıltıyorlar direktman. Yoma arıyorum şu an ya. Şaka gibi. Arkadaşlar Pioma'yı niye arıyorum? Onu da söyleyeyim. Pioma bize dışkı bıraktırıyor. Hızlı bir şekilde sitim meyvesi yedirdiğiniz zaman dışkılama yapıyor.
Sanırım yok. Belki denk gelir ya. Şans denk gelmedi. Neyse biz bakalım işimize arkadaşlar. Biz işimize ilgilenelim. Bu gübrelerin olmasını bekleyemeyeceğiz. Hemen şuradan bunun üstünde vardır diye tahmin ediyorum. Mesela bakın. Bir tane mısır tohumu, bir tane limon tohumu alalım. Hemen gelelim. Buraya. Bunun içine mısır tohumunu, bunun içine de havuç tohumunu bıraktığınız zaman bakın tohum ikildi diyor ama gübrelenmemiş diyor. Oradan gelecek olan gübreyi, tamam mı, bu şekilde yapacaksınız. Burada gübre olacak. Tamam, mesela attık ya buraya. Bir yarım saat sonra falan siz oynayın oyunda, takılın. Gezin, tozun, işinizi görün, başka şeylerle ilgilenin. Tabi o arada hepsini doldurmanız gerekiyor. Ne kadar çok gübre koyarsanız, mesela burada iki tane daha gübre gelmiş. Çok güzel. Başka gübre atan var mı? Aa, attı bak. Aldık. Hemen buraya geliyorsunuz. Böyle. 1, 2, 3. İki tane de buraya koyduk. Bir tane de oradan gelecek. Hemen şu dropçuğumuza da bir bakalım. Belki güzel bir şey gelir. Gelmedi. Kaldır olsun. Burada bir taksın da. Elektrikle alakalı daha başka bir sorunuz falan varsa onu da sorabilirsiniz. Su ve su tesisatı, yani farm diyelim. Onunla alakalı bir sonraki bölümde daha net bir şekilde size göstereceğim. Ben hem seraları falan yaparız, hem kitin keratin toplarız. Hatta kitin keratin var mı bakalım hemen. Belki vardır. Varmış. Buraya bakalım var mı. Kitin keratin var. Burada var mı? Burada var mı? Yok. Hemen buraya geliyoruz. Kitin ve keratini atıyoruz. Taşı da atıyoruz ve burada keratin üretebiliriz. Evet, bir sürü malzeme var ama çürümüş etimiz az var. Yarısını atalım. Üretsin abi. Burayı da atıver. Hadi üretsin. Evet. Bir tane elektrot gelmiş. Onu buraya koyalım. Ağaçları da atalım canım ama yer kalmayacak muhtemelen. Tam problem değil. Şunu da yiyelim. Evet. Petero'yla sahil boyu gezip birkaç tane kabuklu gilden öldürüp sonra bir taş farmı yapalım. Oy maşallah. Maşallah. Ulan korktum, Allah cezanı vermesin. Gel dedim hızlıca. Leveli bayağı yüksekmiş. Bayağı kitin topladım. Arkadaşlar kitin bunlardan çok çıkıyor. Sadece kitin değil, bayağı malzeme çıkıyor. Bu hayvanları farmlayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Nerede sahil kıyılarında falan oluyor. Bak suyun altında var mesela, gördün mü? Bak gördün mü bak. Anan avradını. Neyse biz alacağımızı aldık, dönelim artık. Çok fazla keratin ve kitin topladık. Demin bulduğum eğer vardı yani, o eğerlerle de bu dinozorlara biniyorsunuz arkadaşlar. Bak bunlardan sahillerde çok var, bak görüyor musunuz? Genelde PvE'de, yani şey pardon, PvE diyorum, kendi yerel serverınızda bolca bulabilirsiniz. Çok normal yani olması. Bu arada ben çok topladım bundan. Bunların bir şeyini yapabiliyoruz mu? Bir dakika.
Şurada. 82 levelde açılıyormuş. Kaça kadar alabiliyorsun sen? 24 tane alabiliyorsun. Tamam. Taş toplayalım diyeceğim ama taş kalmadı ki. Tamam. Hemen gelelim oraya birkaç taş atalım. Ve o taşlarla burada bir kitin diyelim. Şöyle at abi. Bunlar bunun üstünde kalsın. Ne bakacağız? At taşları. Yap abi sen bunu. Yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradan gelenlerle birazcık arkamda patlama olabilir şu kısımda. Kaldırış etmeyin. Uzun zaman sonra şu an kameranın çok problem var. Dediğim gibi bugünlük böyle bir bölüm oldu. Elektrik sisteminden ve şeyden bahsettim size. Nasıl tarımla ilgilenip nasıl bu su borularını kullanabilirsiniz falan vesaire. Umarım yardımcı olmuşumdur. Varsa daha fazla hani daha başka bu videonun altında bana söyleyin mutlaka. Söyleyin ki ben de ona göre davranayım. Ona göre videolardan hani sizlere bu videoyu yani şu videoları bu seriyi ben sizin için çekiyorum. Siz bana isteklerinizi söyleyeceksiniz. Ben de size yardımcı olmaya çalışacağım. Derdim ve gayem bu. Bu yüzden Allah'a emanet olun. Videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz inşallah.